Evet, tekrar merhabalar. Yeşil Ekonomi'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Hemen konuğumuzu sizinle paylaşalım. Türkiye Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Ali Kahyaoğlu. Buyurun. İstanbul Maden İhracatçı. İstanbul, pardon. İstanbul Maden Türkiye, İhracatçı. Dil, artık Türkiye sürçtü. İnşallah Türkiye olur. Söyleyene evet. Değil, söyletene bakacaksınız. Doğru, doğru. Değil mi? Bakın ne güzel olur. Evet, maden ihracatı deyince hep siz hatırlanıyorsunuz. Onun için Nilgün Hanım öyle bir şey yaptı. Aslında biz maden dünyasıyla ilgili bu konunun işte girişimcilerine dönük olarak çok konuk aradık günlerdir. Fakat çok kolay olmadı. Evet. Aslında girişimcilerin de burada söz hakkı olduğunu düşünüyoruz. Madenleri işletenleri, onları işte maden çıkartma, işçileri çalıştıranların da söz hakkı olduğunu düşünüyoruz. Onlar adına biraz siz geldiniz. Evet. Şimdi karşı, yani bugüne kadar karşı demeyeyim, karşı olmak gibi, karşı taraflar taraflaştırmak gibi bir derdimiz yok. Hiçbir konuda olmamalı. Ama yani siz de bu konuda söz hakkına sahipsiniz. Şimdi ne yapacağız biz? Madenlerde problem oluyor. Bu problemleri ortadan kaldırmak mümkün mü? Oradan başlayalım bir kere. Tabii. Biz Türkiye'de madenlerdeki kazaları ortadan kaldırabilecek güçte miyiz? Bunu yapabilecek güçte miyiz? Niye yapamıyoruz? Oradan bir başlayalım. Şunu istersen. Da ilave etmek istiyorum eğer müsaade ederseniz. Çünkü tamam çok hazin, çok elim, çok kötü bir olay yaşıyoruz. Ama madencilik de bütün dünyada yapılan, işletilen, çağdaş ülkelerde hatta baktığınız zaman ne bir ölüm ne bir kaza. Hani olabilir, her işte kaza oluyor, onlar ayrı. Ama bunların yaşanmadığı son derece teknik, teknolojik ve çağdaş bir şekilde bu işlerin yapıldığını da oralarda görüyoruz. Evet. Yani madenci demek ölüme mahkum bir insan demek olmuyor orada. Bizde niye böyle? Bunu da sormuş olayım. Şimdi öncelikle Soma'da yaşanan acı olaydan dolayı biz kardeşlerimizi kaybettik. Yol arkadaşlarımızı, çalışanlarımızı, meslektaşlarımızı kaybettik. Bundan dolayı hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bir kasaba çöktü ve bu kasabada çocuklar babasız kaldı. Her evde bir şu an ateş var. İnsanların haykırışları, bağırmaları, itirazları, isyanları çok doğal. Ateş düştüğü yere yakar. Ben de bir madenciyim. Bunu dışarıda siyasi olarak bu işi yapanlara söylüyorum ki, isyan edenlere söylüyorum ki, tırnak içerisinde, acaba hiçbir madenciyi sabah o madene girerken beyaz yüzü görüp, akşam çıkarken siyah yüzünü net gördüler mi? Fotoğraflardan bahsetmiyorum. Ben lise sonu Zonguldak Kilim'de okudum. Zonguldak da bir maden şehridir. İnsanların evlerinden çıkıp yürüyerek madene bembeyaz gittiğini, akşamları da simsiyah çıktığını net görmüş bir insanım. O tarihte madenci olacağım da hiç bilmiyordum. Kader beni buraya getirdi. Hep şunu düşünürdüm, bu insanlar ne yaparlar? Bakın, konumuza biraz soru geliyorum ama çok kısa, iki dakika müsaade ederseniz bir şey anlatayım. Buyurun. Bu insanların kaderi hastalıkları verendir. Yer altında çalışan, kömür ocakları çalışan insanların meslek hastalıkları verendir. Bu insanlar çok genç yaşta ölürler. 40-45-50 yaşlarında çoğu veremden geçmiş dönemde özellikle ölen çok insan vardır. Ve bunların çocukları... Kömür tozu yüzünden değil mi? Tabii toz yüzünden ki teknoloji şu an tabii gelişti. Benim bahsettiğim 1976-80'lerden bahsediyorum. Yaşadıklarımı, lise çağlarını söylüyorum. Bu insanların, ölen insanların çocukları o madende çalışmak için tekrardan işbaşı yaparlar. Bu bir kader bile midir? Bile. Maalesef bir kaderdir. Bunu söylerken tabii kaderci olduğumu söylemek için söylemiyorum. İnsanların başka yapacakları bir iş yoksa, bakın 1800 liralardan, 1200 liralardan işte çok küçük rakamlardan bahsediliyor. Yeryüzünde çalışan insanlar şükretmeli ki aldıkları para aşağıdakinden çok da fazla para alıyorlar. Bu insanlar yerin dibinde yüzlerce, binlerce metre altında ve böyle bahsedildiği gibi otobanlar gibi geniş bir yerlerde çalışmıyorlar. Daracık yerlerde çalışıyorlar. Bakın işte kaza önümüzde şu an Türkiye'nin gündeminde. İnsanların çalıştıkları yerler çok dar, çok geniş yerler değil. Oksijen denilen dışarıda kıymetini bilmediğimiz ama içeride sonsuz kıymetli ve bulunmayan bir maden, metalden veya da bir gazdan dolayı hayatlarını kaybettiler. Şimdi sizin sorunuza geldiğimde bizim acımız hakikaten büyük. Ben üçüncü gün bugün inanın bütün psikolojim bozuldu.
Oraya gitmedim. Çünkü ben bir kurtarma ekibi değilim. Biraz evvel haberlerinizde şunu izledik. İşte insanlar yığınla gidiyorlar. Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler veya başka kurum ve kuruluşlar gidiyorlar. Tabii teşekkür etmek lazım ama aslında bir engel oraya gidenler. Bakın televizyonu izlediğinizde içeriden bir yaralı veyahut da cenaze çıktığında bir kargaşa var. Yüzlerce kişi var. Belki oradaki 2 dakika, 2 saniye çok önemli. Ambulansa bindirilirken bile orada bir takım sıkıntılar var. Tekrar geri dönüp bunları seyrettiğimizde bunları göreceğiz. Kalabalık olmasının çok fazla bir mantığı yok. Biraz evvel üniversiteli kardeşlerimin söylediklerine katılıyorum. Orada neye ihtiyaç var? Orada yetim kalan, babasız kalan çocukların, çocuksuz kalan annelerin veya eşlerini kaybeden kardeşlerimin yardıma ihtiyacı var. Psikolojik desteğe ihtiyacı var. Bence insanlar bunu yapmalı. Çıkıp sokaklarda bağırmanın bir anlamı yok. Bakın acı yerinde yaşanır. Acı o evde yaşanır. Ben ilk gün Facebook'u çok hızlı fazla kullanan birisiyim. Siyasette öyle bir siyasi yazılarda yazmam. Bütün arkadaşlardan şunu rica ettim. Bugün ne olursunuz? Siyasi veya şahsi bütün tenkitlerinizi bırakın. Bırakın bugün acılar bir içinde yaşansın. İnsanlar bir acılarını soğutsun. Orada ölen bir kişi de olabilirdi. Biz gene aynı acı yaşarız. Çünkü biz madenciyiz. 300 kişi de olabilir bu sayı. Bizim için fark eden insanların sayısının azlığı çokluğu değil. Biz bir kişinin ölmesini daha istemeyiz. Fakat insanlar bunu bırakmadılar. Benim sayfamda bile bir sürü arkadaşım hükümeti eleştiren, bakın bir bakan, insanların biraz evvel siz söylediniz, insanların içerisinde geziyor. Evet. Ve uyumadan geçiyor. Ben buradan Sayın Bakanıma kendi adıma, sektörüm adına teşekkür ediyorum. Bayağı da iyi götürdü bu şeyi. Yani sayıları belki tam vermedi diyorlar. Tenkitler alıyor ama onun da sebebini bilemiyorum ne olduğunu. Keşke o tam verilseydi. Her şeyi de öğrenmek hakkımız olduğu için söylüyorum. Evet. Ama bugün Taner Yıldız Bakanım hakikaten başarılı bir kriz yönetimi gösteriyor orada. Kendisine de teşekkür ediyorum ve ona da başsağlığı diliyorum. Şimdi madenlere geldiğinizde madenler kapatılmalı mı, madenler çalışır mı dediğimiz anda o zaman yaşamın duracağını göreceğiz. Hı hı. Bugün bindiğiniz arabadan, uçtuğunuz uçaktan, yediğiniz çatal, yemek yediğiniz çataldan, kaşıktan her şeyde maden var. Evet. Eğer bunu böyle düşünmeye başlarsak o zaman hayatı durdurmak lazım. Çünkü insanlarımız veyahut da kamuoyu nelerin madenden yapıldığını bilmiyor. Bugün kömür belki çok basit gözükebilir. Kömür yerine alternatif işte doğalgaz kullanırsınız veyahut da petrol kullanırsınız ki sonuçta o da bir madendir. O da yer altından ama çıkıyor. Ama kömürden enerji de üretiyoruz. Enerji de üretiyorsunuz. Enerjinin bu kadar önemli olduğu bir dönemde. Şu yapılmalı dönemde. Bence. Bu işler dünyada en üst seviyede nasıl yapılıyorsa. Tabii ki insan canı çok önemli. Bugün bir kişi, çok özür dilerim bunu söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Benim evde beslediğim balık öldüğünde ben bir hafta hasta yatıyorum. Herhalde kuş besliyorum, kuşum ölüyor, 15 gün hasta yatıyorum. Yani insan canı inanılmaz kıymetli. Tabii aynen, hayvanlarımız da kıymetli ama mesela, bir canın ölmesi de orada biraz değil. Daha somutlaştıralım. Maden yani o işte ocaktan maden çıkartan iş adamının işte bir şey derdi var. Söylemişti zaten daha önce yaptığı röportajda. Bir maliyet problemi var. Yani daha uygun maliyete çıkartmak gibi bir problem var. İşte maliyet problemi olunca tabii doğal olarak bazı şeylerden fedakarlık yapabiliyor. İşte bu işçi ücreti olabiliyor ya da işte döküman, kullanılan malzeme olabiliyor vesaire. Şimdi burada bir standart getirmek, yani sen illa da maliyeti şuraya düşürmek zorunda değilsin kardeşim, şunları şunları yapmak zorundasın esas olarak demek gibi bir kamunun, ister özel sektör olsun ister kendi çıkarttığı maden olsun, kamunun böyle bir yaptırımı olması gerekmez mi? Şimdi maliyetleri düşürme adına insan canını tehlikeye atmak doğru bir hareket değil. Evet. Buna ne patron olarak, ne çalışan olarak, ne de bir bu işin içinde olmasanız da bir insan olarak kabullenmeniz mümkün değil. Yani siz maliyetleri düşüreceğim diye insan hayatını tehlikeye atamazsınız. Bunu benim meslektaşım da yapsa ben bunu kabullenemem. Tabii ki buna bir takım yaptırımlar gelmeli. Kontroller yok mu? Kontroller var. Bakın burada devleti veyahut hükümet suçlamanın bir mantığı yok. Muhakkak eksikler vardır. Yani bu birkaç gün sonra ortaya çıkacak. Bunu saklamanın bir yolu da yok. Hı hı. Çünkü çok kolay bir şey değil. Bir kasaba çöktü. Bir kasaba komple göçtü. Aynen. İnsanlar öldü. Hı hı. Bunu durdurmanın, saklamanın, anlatmamanın kimseye bir yararı yok. Bunlar muhakkak açığa çıkacak. Ben şunu rica ediyorum devletimden, Sayın Bakanımdan ve Başbakanımdan. Burada çok, tabirim yanlış olmasın, kaliteli bir bilirkişi ekibiyle bu iş
sonuna kadar götürülmeli. Bakın eğer bir ihmal varsa, eğer hakikaten bir tedbirsizlik varsa, ben daha da öteye gideyim, şeytanın avukatlığını yapayım, belki de bir sabotaj bile varsa, bunun her şeyi ortaya çıkartılmalı. Kim yaptıysa affedilmeden, affedilecek bir durum da yok. Şimdi bilmiyoruz aşağıda kaç kişi var deniyor. Bir de şunu söyleyeyim, ben bir madenciyim, ben açıkçası şimdi hani karşı taraf değilim aslında, biraz evvel görüşünden dolayı söylüyorum. Ben şu üç günden beri şu soruyu kendi kendime soruyorum. Neden bir vardiya aşağıdayken ikinci vardiya aşağı indirildi? Bu birinci vardiya çıkmadan, risk azaltılmadan iki vardiya aşağıda tutuldu. Ben bu soruyu kendi kendime çok sordum. Böyle midir adet? Böyle değildir. Bilmiyorum. Uygulama böyle değildir değil mi? Bakın bir uçağa yolcu alıyorsunuz. Yolcuları boşaltıyorsunuz. Boşaltmadan almıyorsunuz. Evet. Trene yolcu alıyorsunuz. Belki benzetme uçuk olabilir ama sonuçta sizin aldığınız, çalıştığınız mekan bir yer altı. Yani riski azaltmak şöyle lazım olabilir diye düşünüyorum. Mi? Orada çalışan, şimdi ben bilmeden bir şey üretmeye çalışıyorum, fikir üretmeye çalışıyorum. Yanlış bir şey yaparsanız özür dilerim. Çünkü asla tarzım değildir böyle bir şey ama hani orada diyelim ki bir alet çalışıyor. Bir makineyi bir operatör çalıştırıyor. Yukarıdan inecek kişi o aleti devralıyor, buradaki yukarı çıkıyor. Olabilir mi diye düşünüyorum. Şimdi tabii ben hiç mermer arazisinde maden ocağına yaşanmadım ama gördüğümüz, çekilmiş olan videolarda ve filmlerde şunu görüyoruz. Kömür ocağında aklıma gelen tek şey var. Üretim yavaşlamasın diye mi acaba? İşte onu böyle söylüyorum bir yani. Oradaki ama bir kesinti olmasın bu diye. Bu çok doğru bir hareket değil. Bakın bir haddhanede demir çekilen bir yerde, eskiden biliyorsunuz insanlar elle o kızgın demir tutarlar. Bir tane uzun bir sopa gibi bir şey vardır demir. Onunla demiri işte diğer inceltecek yere takarlardı. Şimdi tabi o da değişti, ateşten modernleşti. Ateşten çubuklar atarlardı. Şimdi o olsa belki diyebilirsiniz ki hani bu devam ediyor. Kızgın bir kor bir şey geliyor, bunu alacak devam edecek. Ama kömürde böyle bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Sonuçta bir üretim. Tatillerde ki, ne yapılıyor? Demek ki duruyor. Buradan. Yani orada yani ben burada üretimden fedakarlık yapmamak için yani böyle bir geliyor. Bana bu kadar geliyor. Kişinin 700-800 kişinin aşağıdan yukarı çıkıp o yine 700-800 kişinin oraya inmesi kaç dakika? Yarım saat. Yarım alır. Saat. İşte o sırada yani oluyor. Yarım zaten. Yani o yarım saatlik üretimin çok önemli ben, bir nokta bu. Bunu çok bilinçli söylemiyorum, özür diliyorum. Ben ocağa çalışan biri değilim ama bir vatandaş olarak, mantık olarak düşüncem diyor ki neden aynı anda iki vardiyayı burada tutuyorsun? Evet. Bunu da sorgulamak lazım. Mesela biraz evvel gene oradaki vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başkanımıza yaptığı itirazlar var. Siz niye geldiniz? Hani sizin yerinize kurtarma ekibi gelse diye. Evet. Bakın bunu şöyle düşünmek lazım. Şimdi ben hakikaten içim yanıyor. Bunu yaşayan bilir. Ben bir madenciyim. Ama şunu söyleyeyim, cümle şuydu. Siz niye geldiniz diye. Hayır, yani daha kurtarma ekibi gelseydi hayır, bir şey hayır, duydum biraz dedi. Polisler, polis niye geliyor buraya? Evet, çevik kuvvet yerine kurtarma yani ekibi gelsin. Yani çok fazla çevik kuvvet ve koruma ekibi var ya orada. Bakın 1500 tane çalışan var diyor. Sayın Bakanımız da böyle bir açıklama yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. İşte çeşitli özel ve devletin kuruluşlarından gelenler ve özellikle Zonguldak'tan gelen deneyimli madenciler var. Şimdi burada çok dikkatli olmak lazım. Aşağıda bir ateş var, yanıyor. Evet. Yangın var ve kötü bir gaz var. İnsanı 45 saniyede öldürüyor diyor bir yetkili duymuştum. Şimdi siz gene tabii ki muhakkak kurtarma çalışmanız hızlanmalı ama bu yangını durdurmadığınızda aşağı sokacağınız her insanı da riske atıyorsunuz. Yani muhakkak ki canlar kurtarılmalı ama bir can kurtaralım derken de diğer içeriye soktuğunuz insanları da riske atma gibi bir sıkıntı var. İyi bu ama bunların da oradaki insanlara anlatılması ki ben zannetmiyorum oradan hiç kimse bunu anlamasın bu böyle bir durumda. Bu psikolojide hiç kimse bir şey anlamaz. Bakın insanların evlerine ateş düşmüş. Onlara ne derseniz deyin, biraz evvel söylediğiniz hala vatan sağ olsun diyorlar. Hatta ne, dün bir anne, nasıl bir büyüklüktür tabii çok bu? Çok büyüklük. Dün akşam bir televizyona bir anne ya ne olursunuz ölüsünü veya dirisini getirin gene de vatan sağ olsun diyor televizyonda. Ya bu Türk insanının hakikaten Anadolu insanının helal. Bence bir erdemi, bir büyüklüğü. Ama oradaki insanlara şu an belki de yakınlarının haricindekileri söylüyorum. Oraya dışarıdan giden insanlar da olabilir. Bu işi karıştırmak üzere gidenler de olabilir. Özür diliyorum yakınlarından. Onların tutumlarından dolayı ortalık karışabilir. Biraz evvelki bahsettiğiniz hani insanların çıkartılması bu sebepten de olabilir. Çünkü orada bir can bile kurtulsa, bir kişi bile kurtulsa çok büyük bir mucize. Biz de onun için zaten hep beraber dua ediyoruz. Ve bir iddia daha var. O da konuşulan az önce Pınar Işık Ardor'a da sorduğum soruydu.
Başbakan geldiğinde ve Cumhurbaşkanı geldiğinde çalışmaların durduğu ifade ediliyor. Bu eğer bir çalışma yapılıyorsa ve onlar geldi diye bir hakikaten bu bir iddia olarak kabul ediyorum. Doğru olmadığını düşünmek istiyorum. Oradaki çalışma durduysa oradaki insanların isyanı da son derece normal. Şimdi bu çok doğru bir hareket değil. Bakın evet. Bizim ülkemizde kraldan çok kralcılar var. Biraz evet. Evvel Celal Bey ki ben size şunu söyleyeyim. Başbakanla Cumhurbaşkanı bundan haberi bile yoktur. Ben size net söyleyeyim ki yoktur. Yoktur bakın yani. Bakın ben çok iddialı söylüyorum. Aynen. Ne Sayın Başbakan'ın ne Sayın Cumhurbaşkanı ki ben kendileri birçok seyahate gittim. Yurt dışına seyahatte bulundum. Bu tür karakterde insanlar değiller. Fakat kraldan çok kralcılar vardır. İnsanlar biraz evvel siz bahsettiğiniz maalesef. Yüzlerce kişi Cumhurbaşkanı'nın, Başbakanı'nın veyahut da işte bir Galatasaray Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın peşine takılıp veya Sayın Bahçeli'nin peşine takılıp oraya geldiğinden bahsediliyor. Ya bunlara gerek yok. Bakın biz hala oraya gitmedik. Hala gitmedik. Ben bir madenciyim. Sebebini söyleyeyim. Niye gitmediğimizin. Biz bundan sonra ne yaparızı düşünmeliyiz. Şu an devlet orada. Kurtarma ekibi orada. Ben bir kurtarma ekibi değilim. Benim etrafımda böyle bir grubum yok. En fazla gitseydim başsağlığı evet, geri gelecektim. Siz mesela bundan sonra ne yapacaksınız? Ne yapacağız? Yani bakın, madenleri daha güvenilir hale mi getireceksiniz? Maden çıkarmaya devam edecek tabii, Türkiye. Tabii maden çıkmaya devam etmeli. Maden durdurulamaz uzman yaşam durur diye söylemiştim. Şununla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim eğer vaktimiz varsa. Bakın ben 3 günden beri yardım kampanyası yapmaya çalışıyorum. Ve maalesef başarılı olamadım. Mücadele ediyorum. Bizim bakanımız, ekonomi bakanımız yurt dışında Amerika'da. Kendisine ulaşamadım. Müsteşarımla görüştüm. Maalesef öyle bir çizgi var ki ben bir maden birliği olarak kendi canımdan insanların öldüğü yerde ki bakın bu olmayabilir de başkası da olabilirdi. Kendi sektöründeki insanlara yardım etmekten acizim. Neden? Acizim derken yasalarım böyle. Ya öyle bir yasa çıkartmışız ki bunlar değişmeli, yönetmelikler değişmeli. Ben bir birlik olarak benim gücüm varsa bu insanlardan topladığım parayla bu insanlara aynı anda yardım yapabilmeliyim. Şimdi benim yasamda yönetmeliğimde yardım yapamaz diye bir madde var. Niye yardım yapamazsınız ki? Bu parayı ben bunlardan topladım, bu ekipten topladım. Yani bunları düzeltmek lazım. İzin almak için şu an valiliğe bugün müracaat ediyoruz. En son o çağrıyı bulduk. Hı hı. Sayın İstanbul Valiliği bu konuda bayağı bir bize yakınlık gösterdiler. İnşallah valilikten izin alaraktan en azından başka bir yoldan yardım kampanyası başlatıp tabii ki bizim amacımız şu. Neyin yardımını topluyoruz? Biraz evvel Fenerbahçe Kulübü'nün de çocuklara sahip çıktığını ve diğer kuruluşların çıktığını da görüyoruz. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Biz orada belediyenin yaptığı şehitliği onların kardeşlerini çıkarttıkları mermerlerle bir şehitlik haline, tam bir şehitlik haline getirip unutmamak ve unutulmamak üzere bir anıt yapmak istiyoruz. İnsanlar bundan sonra o şehitliği gördüğünde, bu insanlarımızın mezarlarını, şehitliklerini gördüğünde bu acıyı unutmamalı ve ona göre tedbir almalı. Celal Bey'in sorduğu sorunun karşılığı bu. Bundan sonra madenlerde insanlar ölmemeli. Hiçbir yerde ölmemeli. Hı hı. Bakın bir gemi kazası oluyor, yüzlerce insan ölüyor. Belki bu kadar tepki almıyor. Ama madenler yer altında olduğu için insanların çaresiz olduğu bir yerden bahsediyorsunuz. Hani gemi denizden bir filika vardır, can kurtarma iliği vardır, denize atlarsınız, yüzünebilirsiniz. Burada o şansınız yok. Burada tamamen kaderin size çizdiği o son noktadasınız. Tekrar bütün ölenlere ben rahmet diliyorum. Allah sabırlar versin diyorum. Peki sektörde nasıl değerlendiriliyor? Şu anda bir şey var mı başkan? Cenab-ı yani mesela yeni yatırım yapmak isteyenlere caydırıcı bir tarafı oldu mu? Yani bir böyle çekimsellik oluştu mu? Şimdi tabii o kadar net daha bir bilgiye sahip değilim ama biraz evvel sizin söylediğiniz hani başlarken sözü başlattığınız yerdeki konuşmanıza geldiğimde şu an herkes çekingen. Kimse konuşmak istemiyor. Bence doğru değil. İnsanlar konuşmalı, doğruları konuşmalı, bildiklerini söylemeli ki herkes aydınlansın. Şimdi ben konuşmasam, öteki konuşmasa, diğer madenci konuşmasa, o madenin sahibi konuşmasa ki ben 2 gün evvel televizyonda daha önce çekilmiş bir yayını izledim. Maden sahibinin kendisini çok iyi tanımıyorum. Sima olarak tanıyorum ama bir samimiyetim yok. Orada şunu söylüyordu, bizim bu ocağımızda diyordu, yanlış anlamadıysam 500 kişinin 30-35 gün yaşayacağı yerler yaptık diyordu. Ama şu an bakıyoruz ki öyle bir şey yok. Öyle bir yer var ya kullanamadılar ya da yok. Evet. Yani bunların çok iyi incelemesi lazım. Mesela dün bir gazeteci arkadaşım aradı. Dünyadaki madencilerde, yeraltı madenciliğinde hani bu koruma dedikleri küçük hücre yerden bahsediyorlar ya. Koruma odaları. 25 yaşam odaları. Yaşam odalarından bahsediyorlar. Maalesef bizim yasalarımızda bu yok. Mesela ben de bunu dün öğrendim. Onun olmalı. Yasaların içine alınması yani... Olmalı. O odaların 40 kişilik bir odanın maliyeti geçtiğini işte konuştuk. 200-250 bin dolar civarında.
Yani bu madende tüm çalışanların hayatını kurtarmak için yani 2-3 milyon dolar harcansa şu anda biz bu şeyle ilgili acıyı konuşmuyorduk. Yani eğer var diyorsa acıyı... sahibi var diyor ama Celal Bey, onu bilemiyoruz. Hayır yani ben şimdi burada var da niye kez, kullanılmadı ben neyse. Onu bilmiyorum. İlk şu kez bugüne kadar yani 3 gündür hiç lafını sözünü etmedim. Sayın Alp Gürkan'la bir başka televizyon kanalında 6 Nisan'da hemen bir ay önce aşağı yukarı bir buçuk aya yakın 6 Nisan'da bir programda birlikteydim. Ve ben de aynı soruyu sordum. Madencinin kaderi midir ölüm? Güvenliğiniz nasıl gibi bir soru sordum da bana yaşam odasından bahsetmedi. Ama ben de yaşam odası var mı diye sormadım. Televizyonda bunu verdiler. Ben iki gün evvel seyrettim. Evet. Bir başka programda bugün değil bu söylediğimi benim yaptığım değil. Programı yok, verdiler. Başka, yok. Başka bir programda canlı olarak seyrettim. Ezan derken battan seyrettim. Anladım. Orada diyor ki beyefendi bizim ocağımızda bu ocaktan bahsediyor. 500 kişi aklıma kaldığı kadarıyla. 500 çünkü kişinin yaşam ünitesi var. Ünite var diye bahsetti. Yani bizde risk yok. Bizim teknolojimiz tamam çok tamam iyi dedi. Duydum. Bana da dedi. Bir kanalda bunu seyrettim. Ben güvenmek, inanmak durumundayım. Ama yani varsa niye işte kullanmadı? O soru gündemde şimdi tabii. Yani acaba başka bir aksilik mi oldu? Evet. Ne oldu? Zaten neden olduğuna ilişkin net bir bilgi de yok şu anda. Yani hiçbir açıklamada. Hala böyle bir şeyin neden olduğuna tabii ilişkin tabii bir trafo patlaması biz de ocaklarımızda yaşarız ama mermer ocaklarında bizim trafolarımız dışarıdır. Aşırı yükten patlar. Fazla bakımsızlıktan patlar. Şimdi bir iddia vardı dün yani, gazetede. Trafo niye patlar? Trafo patlar patlamaz. Hemen etrafındaki bir takım şeyleri yakar mı? Trafonun içerisinde tabii çok teknik bilgim yok ama bir iki tane rastladığım için söylüyorum. İçerisinde de bir yağ vardır onun. O gördüğünüz büyük kalorifer dilimi gibi olan şeyin içerisinde. Tahmin ediyorum ki ondan dolayı bir yangın kömür çıkıyor. Kömür tozları tutuşuyor. Bir de tabii aşağıda kömür olduğu için tutuşması çok çok da kolay. Ama ben de çok fazla tahmin etmiyorum yani. Bir anda da dönüldü biliyorsunuz trafodan. Şu an trafo olmayabilir. Ama şu söylendi, orada bir su birikmesi olmuş. Madende o suyu dışarı alabilmek için ek pompalar çalıştırılmış ve aşırı yük binmiş i̇şte trafolara geldi. Trafo patlamasından şu anda vazgeçildi gibi şimdi sanki. Celal Bey bir şey söyleyeyim. Bakın bugün benim evimde hayat koruma rölesi diye bir röle var. Çok iyi teknik konu bilmiyorum ama takdirim için söylüyorum. Elektriği çıplak elle tuttuğunuzda sigorta atar. Eğer çok fazla evdeki bütün aletler çalışırsa gene bir koruma rölesi vardır. Sigorta atar, yangını önler. Şimdi böyle bir ocakta eğer ki trafo patlaması olsa dahi trafoyu koruyacak bir sistem alınmadıysa bu da bir hata. Evet yani. Böyle bir şeye inanmak da istemiyorum, düşünmek de istemiyorum. Bu hatalar ortaya çıkacak. Aslında yani bu hataların ortaya çıkarılması noktasında da hepimiz net olmalıyız. Yani hiçbir şeyin gizli kalmaması noktasında hepimiz net olmalıyız. Ki bir daha aynı şeyleri tekrar tekrar aynı hataları yaşamayalım. Bakın gazetede okuduğum için söylüyorum ve de sosyal şeyde de geçiyor. Facebook'ta falan da görüyorum. Şimdi Sayın Başbakanımızı bir belki size buradaki geldiğim yayında gene ondan bahsetmiştik. Orman izinleri ve ruhsatlar Sayın Başbakanımıza bağlandı. 2012 Haziran ayında bir genelgeyle. Tabii bunu siyasi olarak kullanmak isteyenler var. Ben kesinlikle siyasi konuşmayı sevmem ve siyasi bir tarafım zaten yoktur. Doğruyu söylemem gerekiyorsa, şimdi bundan dolayı Sayın Başbakan'ı suçluyorlar. Diyorlar ki işte Sayın Başbakan ruhsatları kendi üzerine aldı ormanları. İşte bunlar da bundan oldu. Bakın ben açık net söylüyorum ki ben 31 yıllık madenciyim. Son 6 yıldan beri yapılan yönetmelikler, yasalar kadar bizi sıkan, bizi disiplinize eden Türkçe anlamıyla söyleyeyim başka bir dönem olmamıştır. Biz çok rahat çalışırdık. Açık net söylüyorum. Enerji Bakanı da yüzün üzerinde kömür madeninin kapatıldığını söyledi. Ama abi, burası niye kapatılmadı sorusu şimdi gündeme geliyor. Acaba eksiği var mıydı? Tabii bunu bilmiyoruz. Bakın mesela mühendislerden bahsettiniz. Onları da Allah rahmet eylesin. Hepsi kardeşimiz, bizim meslektaşımız. Devlette şöyle de bir politik var. Bana göre de bir yanlış. Şimdi okullardan çocuklar mezun oldular. Bu jeoloji, maden veyahut da başka dallardaki çocuklar. Bunları iş yaratmak için bize kanunla maddeler koyuyorlar. Mesela diyorlar ki ocağınıza bir tane maden mühendisi alacaksınız. Halbuki demeleri lazım ki parasını biz veya devlet versin. Mesela bu da çok fazla tenkit edildi son 2-3 günden beri. Bunların tecrübe sahibi olması gerekir denmiyor. Hmm. Şimdi maden mühendisi olmak demek, gazeteci olmak demek, bir diploma olmak demek, gazeteci olunabiliyor mu? Tecrübeniz olacak yani haber yapma niteliğiniz olacak. Maden mühendisi diplomanız var ya da berberlik diplomanız, saç kesmeyi bilmiyorsunuz. Bunu eğitmek lazım. Bu okulda olmuyor. Önce bu çocuklara gerekli eğitimi verip... Üniversite eğitiminde bunların stajları falan olmuyor mu? Çok eksik. Sahada eğitim veriyor. Bakın isim söylemeyeyim.
İnsanlar staj yapmak için bize müracaatta bulunuyorlar. Çok yakın arkadaşlarım çocukları da var. Abi ben ocağa gelmeyeyim, benim şeyimi doldur. Çocuklarımız da bu zihniyette buluşuyor. Şimdi bana kızacaklar belki ama böyle bir sistem yok. İşi bilen, ehli, elektrikçisi, tornacısı, işte maden mühendisi, jeoloji mühendisi, bunlara bakmak lazım. Odaların zorlamalarıyla bir takım yasalara, yönetmeliklere maddeler konuyor. Ama bunlar da kendileri de çok iyi biliyorlar ki bu çocuklarımızın %99'u bu işi çok iyi bilmiyor. Evet. Yani acemilerle de bu işin olma şansı yok. Evet, toparlayacak olursak şimdi bütün konuştuklarımızı, gelmiş olduğumuz sonuç, bizim sabahtan beri de konuştuklarımız var. Siz de zaten önemli bir kısmını dinlediniz. Evet. Neler söylemek istiyorsunuz? Vallahi ben özellikle maden konusunda çok hassasım. Maden ocakları açık kalmalı ama insanlar da ölmemeli. Çocuklar ağlamamalı, eşler kocasız, anneler çocuksuz, çocuklar babasız kalmamalı. Bunun için gereken ne tür tedbir varsa, bakın yukarıdan inme değil, olması gereken ne varsa. Şimdi tabii bir takım baskılarla, mahalle baskısı tabir ettiğimiz baskılarla değişik kararlar alınabilir. Bu da doğru değil. Evet. Şu an mesela bir maden yasası çıkıyor. Sayın Başbakanımdan buradan rica ediyorum. Bu yasa şu an durdurulmalı. Biraz daha, birkaç ay daha geciktirilmeli. Bunda gerekli bütün maddeler, şu an bahsettiğimiz önlemler dahil, sektörle beraber yapılarak, sektörün içindeki gerçek bu işi bilenlerle oturup masaya beraber yapılmalı. Bundan sonra da bu acılar yaşanmamalı diye düşünüyorum. Ülkemin başı sağ olsun. Teşekkür ederiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz ben Ali teşekkür Bey. Ederim. Evet sevgili izleyiciler, bu sabahta yine Yeşil Ekonomi'nin sonuna geldik. Az sonra gündemde tekrar birlikte olacağız.